Kültür Sanat Bülteni'nden herkese merhaba. Günün haberleriyle karşınızdayız. Keranis antik kenti zamanda yolculuk yaptırıyor. Firavun hanedanlıkları, eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dahil birçok medeniyete ev sahipliği yapan Keranis antik kenti Mısır'ın Fayyum şehrinde bulunuyor. Bu antik kent yaklaşık 2300 yıl öncesine ışık tutuyor. Keranis kenti M.Ö. 283-246 yıllarında Mısır'da hüküm süren Battamyus hanedanlığı mensubu 2. Battamyus tarafından inşa ettirildi. Eski Yunan dönemine ait tarihi yapıların kalıntılarını, Roma dönemi heykellerini, tapınakları ve el yapımı çanak çömlekleri barındıran kent, 1895'ten 1968 yılına kadar yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarıldı. Kars yüzünü tarihe dönüyor. Kars'ta tarihi kimliğiyle Kars kenti projesi kapsamında yürütülen çalışma ile çoğunluğu Baltık mimarisi tarzındaki eserlerden oluşan asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor. Baltık mimarisi tarzındaki eserlere sonradan yapılan boyalar kaldırılıyor. 2023'te tamamlanması planlanan proje ile kentin tarihi ve kültürel dokusunun ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Doğal şifahaneler, tuz mağaraları. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip tuz mağaraları şifa dağıtıyor. Tuz terapi merkeziyle sağlık turizmine de katkı sağlayan tuz mağaralarını yaklaşık 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti. Tuz tünellerinde bulunan havanın solunum yoluna iyi geldiği kaydedilen bilgiler arasında.